İnşallah bu sene bu enflasyon değerlerini falan göz önüne alır da bizim artışlarımıza göre bir fiyat çıkar. Çiftçimiz de mutlu olur. Ekmek bir yılda 3 defa zamlandı. Bu zam mı neye dayanarak alındı? Maliyetlere dayanarak. Peki üretici yılda bir defa ürettiği ürünün neden fiyatını sağlıklıca alamıyor? Eskişehir'de buğday hasadına az bir zaman kaldı. Ancak çiftçiler alım fiyatlarının açıklanmamasına tepkili. Bunları ekerken biliyorsunuz çok kurak bir sezon yaşadık kışa girerken. Çok kurak bir sezon yaşadık. Bu yüzden bunları çıkarmak için çıkarma suyu verdik. Yani bunun sayesinde biraz verimimiz diğer emsallerine göre biraz daha iyi. O da su avantajımızı kullandık. Ama kıraca ektiğimiz tarlalarımızda aynı verim yok. Biraz daha düşük. Çünkü o da su eksiği nedeniyle, yağış etkisi nedeniyle ürünlerimiz biraz daha geç çıktı. Ona göre de kardeşlemesi az oldu. Geçtiğimiz yıl dönümden yaklaşık 700 ila 800 kilogram ürün hasat etti çiftçi. Bu yıl daha fazla rekolte alınabilir. Geçen sene bizim bölgemizde verim olarak yaklaşık 700'den 800 kilo arası ürün aldık. Nasip olursa son yağışlardan sonra bir de kendi sulamamızı yaptık ve gübre bakımlarını yaptığımız için bu rakamın altına düşeceğini beklemiyorum. Yani inşallah yine 700-800 civarları alırız diye tahmin ediyorum. Girdileri çok arttı üreticinin. Maliyetin altında bir fiyatın kendilerini zarar ettireceğini düşünüyor üretici. Fiyatların bu şekilde kalması bu üreticiyi çok mağdur eder. Geçen sene ciddi bir artış vardı ekilişlerde. Benim çevremde, bölgemde gördüğüm kadarıyla tam tersi ciddi de bir azalma var. Yani artık buğday ekiminde millet kaçıyor. Niye kaçıyor derseniz bir masrafı var, bir girdilerin maliyeti var. Buğday parası biraz düşük kaldı maliyetlerin altında. Geçen sene bir de teslimatlarda, ofislerde büyük sorun yaşadık biliyorsunuz. Randevulu sisteme geçti, harman yaptık, sırtımızda buğday kaldı. Ofisin verdiği sıraya göre 15 gün sonra, 20 gün sonra teslim etmek zorunda kaldık. Eskişehir'de son yapılan zamla ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. Üreticiler buğday fiyatı belirlenirken bunun da dikkate alınmasını istedi. Ekmeğin fiyatı böyle olunca benim buğdayımın da biraz daha yüksek olmasını bekliyorum. Benim verdiğim paraya göre ekmeğin daha ucuz olması lazım. Yani benim hesabıma göre. Ama fırıncı arkadaşların da hesabı mutlaka kendilerine göre daha farklıdır. Biz 6 lira ile 8 arasına sattık buğdayı. Yani üretici olarak. Şimdi daha buğdayımızı görüyorsun kelle halinde. Şu anda buğdayımız çıkmadı. Bizim üreticimiz hakkını alamamış oluyor. Yani bugün hakikaten bir kilo buğdayla bir ekmeğe kıyaslayacak olduğumuz vakitler üreticimiz mağdur burada. Çiftçi ve üretici temsilcilerinin tek beklentisi alım fiyatlarının bir an evvel açıklanması.